Zülal Kalkan Delen, 53 yıl önce bugün. 1970 yılının 15 ve 16 Haziran günleri, Türkiye'de işçi sınıfının direnişi tarihine dönüm noktası olarak geçti. 53 yıl önce bugün işçiler, örgütlülüklerini engellemek isteyen sermaye sınıfına unutulmayacak bir ders verdi. 16 Haziran 1970 tarihli Cumhuriyet gazetesinde aşağıdaki çağrı yayımlandı. Bağımsız, devrimci sendikacılar. İş hayatında faşist bir dikta ve anayasa dışı bir baskı rejimi kurulmaması için sizleri birliğe çağırıyoruz. 1. Bir, hemen olağanüstü kongre kararı alınız. 2. Kongre gündeminde yalnız diske katılma maddesine yer veriniz. 3. Katılma kararınızı mühürlü, imzalı tutanağa geçiriniz ve 3 nüshasını hemen iadeli taahhütlü olarak disk adresine postalayınız. İşçilerin anayasada yer alan hak ve hürriyetlerini çiğnetmeyelim, hep beraber koruyalım. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Yürütme Kurulu adına Genel Başkan Kemal Türkler, direnerek geri alınan haklar. 14 Haziran'da işçi temsilcilerinin ve sendika yöneticilerinin katıldığı İstanbul Merter sitesindeki lastik iş binasındaki toplantıda direniş kararı alınmıştı. 15 Haziran'da sayıları 70 bini bulan işçiler, TBMM'den geçen sendikalar kanununu geri aldırmak için yurt çapında direnişe katılmıştı. Büyük fabrikalarda üretim durdurulup kamu iktisadi teşebbüslerinde oturma eylemleriyle iş yavaşlatılırken, bazı işyerlerinde işgal eylemleri devam ederken on binlerce işçi de yürüyüşe geçti. Ertesi gün eylemlere katılanların sayısı yaklaşık iki katına çıktı, polis yolları keserek eylemi engellemeye çalıştı, saldırı başladı. Kanlı çatışmalarda Yaşar Yıldırım, Mustafa Bayram ve Mehmet Gıdağ adlı işçiler ile Yusuf Kahraman ve Abdurrahman Bozkurt can verdi, yüzlerce kişi yaralandı. Başbakan Demirel, devlet her güçten daha kuvvetlidir. Bu gibi hareketlerin içine girenlerin tahriklere alet olduğu bir gerçektir diyerek işçileri tehdit ederken direniş komitesince yapılan açıklamada 27 Mayıs Anayasası'nın temel esprisi olan direnme hakkımızı tasarılar meclislerden alınıncaya kadar kullanmakta kararlıyız. Sizi uyarmayı tarihsel ve ulusal ödev sayarız denildi. İstanbul ve İzmit'te 60 günlük sıkı yönetim ilan edildi, sendikacılar gözaltına alındı. Ancak sonunda Anayasa Mahkemesi, tipin başvurusunu kabul ederek yeni sendika yasasını anayasaya aykırılık gerekçesiyle iptal etti. Gün örgütlenme günüdür. İşçi sınıfı 53 yıl önce örgütlenme hakkını savunmak için direnmiş ve geri almıştı. Bugün tarikat ve cemaatlerin ülkenin her hücresine sızdığı, neoliberal politikalarla gericiliğin el ele verdiği, emekçilerin iktidar ile işbirliği halindeki sermaye sınıfı tarafından açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edildiği, eşitsizliğin toplumun tüm alanlarına nüfuz ettiği bir dönemde bu karanlık tablonun bir sınıf sorunu olduğu çok açıktır. Dincilik ve etnikçilik odaklı siyaset, sınıf siyasetini geri plana iterken halkın gerçek sorunlarının da üstü örtülmektedir. Bu ortamda işçi sınıfının eşitlik, özgürlük ve aydınlanma mücadelesi için hızla örgütlenmesi şarttır. Direnişi güçlü kılmanın tek yolu budur. Direnme ruhunu azimle yaşatmak, 15-16 Haziran direnişine omuz verenleri anmanın en anlamlı yoludur.